Herkese merhaba. 78. Ankon Plus online buluşmamıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Anadolu Coğrafyaları Mutfak Kültürü Ağları başlığında Ömür Akkor ve Doçent Doktor Çetin Şenkul ile birlikteyiz. Sorularınızı ya da yorumlarınızı chat bölümünden yazılı olarak ya da soru cevap bölümünde sözlü olarak iletebilirsiniz. Ben sözü moderatörümüz Çetin Hocam'a bırakıyorum burada. Tekrar hoş geldiniz. Buyurun hocam. Merhabalar tekrar. Hoş bulduk. Ben önce isterseniz ekran paylaşımıyla hemen başlayayım. Görünebildi mi şu anda? Evet, görünüyor hocam. Tamam. Öncelikle Ankon ailesine teşekkür ederek başlamak istiyorum. Geçen hafta çok hoş olduğunu umduğumuz bir söyleşi gerçekleştirdik Pınar Hanım'la birlikte. Bu hafta da esasında bir noktada devam niteliğinde Ömür Akkor'la birlikte gerçekleştireceğiz. Birlikte bir düşünüş biçimi geliştirdik Ömür Bey'le. Anadolu coğrafyalarını kısmen geçen hafta konuşmuştuk ve bir zeytin örneklemi almıştık. Bu sefer Anadolu coğrafyalarındaki örneklemimiz şehirlerimiz ve bu şehirlerde inşa edilmiş mutfak kültürü. Acaba biz mutfak kültürünü nasıl ele alabiliriz? Bu çevre toplum kapsamında iki temel kavramın üzerine inşa olmuş mutfak kültürüne dair neler söyleyebiliriz? Burada çok nasıl söyleyelim? Basitleştirilmiş olarak Antalya'dan başlayarak 200 kilometre kuzeye Afyon'a, Afyon'dan 200 kilometre kuzeye Bolu'ya, oradan 400 kilometre kuzeye Çorum'a, Çorum'dan 200 kilometre güneye Kayseri'ye, Kayseri'den 200 kilometre güneye Adana'ya, oradan da Antalya'ya ufak bir yolculuk yapacağız. Ama bu ufak yolculukta ne kadar büyük şeylerin değiştiğini konuşmaya çalışacağız. Tabii ki süremiz 40 dakika, yaklaşık 45 dakikadır olduğu için birer örneklemle işleyeceğiz bu döngüyü. Ama çok tabii ki mümkün Adana'yı Bolu'yla, Antalya'yı Çorum'la da kıyaslayabilmemiz mümkün. Ama biz sadece Antalya'dan Adana'ya bir yolculuk, tekrar Adana'dan Antalya'ya yolculukla tamamlamış olacağız. Tabii ki Ömür Bey'in bu konuda bugüne kadar biriktirmiş olduğu çok büyük bir miras var. Bu mirası çevre ve toplum ekseninde aynı zamanda kritik etmeye çalışacağız. Umarım güzel bir söyleşi olacak birlikte. İsterseniz ben sözü şimdi Ömür Bey'e vereyim. Ömür Bey de bir girizgah yaptıktan sonra konumuza devam edelim. Buyurun Ömür Bey. Herkese iyi günler diliyorum. Galiba sesim tamam değil mi şimdi? Evet, geliyor. Ben İstanbul trafiğinde iki yaka arasında bir toplantıya gidiyordum. Tam arada olunca da şimdi varmak üzereyiz. Arabanın içinden konuşacağım. O yüzden özür diliyorum. Günün yoğunluğundan öyle oldu benim için. Biz tam hocamın dediği gibi aslında biz 3 yıldır 4 yıldır hocayla beraber çalışıyoruz. Ben aslında bu 3 yıla kadar, son 3 yıla kadar yaptığım bütün bu çalışmaların bir anlamlandırma sorunu yaşamışım ama hocayla beraber coğrafyayı Anadolu mutfak tarihinin ya da Anadolu gastronomi hayatının içine aldığımızda çok acayip bir anlamı ortaya çıktı kişisel olarak benim için. Ve sonra da hocanın da dediği gibi bir düşünüş biçimi geliştirdik. Yani daha doğrusu ben geliştirdim diyemem. Hocam benim daha disiplinli ve multidisipliner bir düşünme sistemi içine geçmemi sağladı bütün bu süreçte. Ve şimdi de uzaktan bütün bu yaklaşık 27 yıldır ben Türkiye'yi geziyorum. İşte Seyahatname'nin yeni ciltleri geliyor ama aşağı yukarı 30-35 tane yayınlanmış kitap var bu mutfak kültürüyle alakalı. Tüm bunları ve bu kadar süreyi son bir senede başka bir anlamlı hale geldi benim için. Çalışmaların hem biraz bilimsel boyut katıldı hem disiplinler hale geldi. Bugün de aslında yepyeni bir bakış açısı hakkında ilk hocayla beraber konuşmamız olacak. Hoca daha doğrusu bunu her zaman konuşuyor ama benim bir aşçı ya da bir şef ya da bir mutfak araştırmacısı olarak belki de dünyada pek örneğini rastlamıyoruz. Coğrafyanın işin içine girdiği bambaşka bir bakış açısı oldu ve size aslında bu 45 dakika içinde illerin teknik özelliklerinin yanı sıra aslında anlatmak istediğim şey bütün bu perspektife nasıl baktığımızı ve bu bakış açısının değişince bizim için ne kadar şeyin daha pozitif olabileceğini göstermek olacak bir yandan da. Ben ilk önce hocama sözü bırakayım ve sonra ara ara
Hocamın attığı topu tutacağım inşallah. Umarım keyifli olacaktır. Tabii Ömür Bey'in burada 100 binin üzerinde Anadolu'da çekilmiş fotoğrafı var. Yani sadece fotoğraf açısına baktığımızda mutfak kültürünü temsil eden, yani Anadolu mutfağını temsil eden insanla birlikte 100 binin üzerinde bir database var. Bu database ile coğrafyayı yan yana getirmek istediğimizde tabii çok zengin. Buradaki görmüş olduğunuz harita Türkiye'nin nüfusunun dağılışını gösteriyor esasında. Ve bu dağılış üzerinden bir noktada da biz sadece ilçe merkezlerine bakmayacağız. Fotoğraflar da var ama bir noktada da örneklem çekmek durumunda kaldığımız için. Mesela Eskişehir'i, şurada gördüğünüz Eskişehir, Eskişehir'i atlamak durumunda kaldık. Ya da Ankara'yı, ya da Konya'yı, ya da Niğde, ya da Nevşehir'i. Bu bir örneklem. Bunu daha sonrasında 81 ile çoğaltabiliriz. Biz sadece bir örneklem üzerinden bakmak istediğimize nasıl bakabiliriz? Burada Ömür Bey'e de teşekkür ediyorum bu imkanı verdiği için. Çünkü büyük bir data var elimizin altında. Bunu nasıl birlikte çalışabiliriz dediğimizde iyi bir senkronizasyon yakaladığımızı düşünüyoruz. Şimdi temelde en basit iki kavrama konuyu indirgersek çevre ve toplum. Anadolu'da inşa edilmiş toplumsal düzen, varlıklar, medeniyetler Anadolu çevresinin üzerine inşa edilmiş. Ve bu çevrede de biz esasında katman olarak 5 temel katman üzerine inşa ediyoruz. Bunlardan birincisi topografya, ikincisi litoloji ve toprak, üçüncüsü iklim ve su, dördüncüsü bitki ve hayvan, beşincisi insan, altıncısı ise bunların bir sentezi. Dolayısıyla buradaki renklerin de böyle bir anlamı var. Bir çevresel veri tabanımız var elimizde ve bu çevre üzerinde hem dağları, ovaları, hem kayaçları, hem iklimsel özellikleri, hem su varlığı, hem bitki varlığı ve bunlar üzerinde buradaki tabii ki bu gösterim kategorik anlamda değil, konuyu anlatabilmemiz anlamında bir ilişkiselliği var. Ve bu ilişkiselliği de biz Anadolu mutfak kültürü üzerinden okuyabiliriz. Çünkü mutfak kültürü dediğimiz kavram, çevrenin içerisine alınan tüm kavramların bir sentezi olarak karşımıza çıkıyor. Nasıl bir şey? Birazcık daha hemen detay edelim. Bu bizim 6 ilimizin temel parametrelerine baktığımızda, mesela Antalya'da başladığımızda, Antalya'nın il sınırlarının ortalama yükseltisi 982 metre. Ve Antalya'daki yükselti basamağı 0 metreden başlayıp deniz kıyısından 2800 metrenin üzerine kadar çıkabiliyor. Antalya'da sıcaklık ortalamasına baktığımızda bir yılın ortalama sıcaklığı 13 santigrat derece. Yıllık toplam yağış miktarına baktığımızda yaklaşık 640 milimetre. 11 bin endemik bitki dağılışının 862 tanesi Antalya'da mevcut. Türkiye'de yaklaşık 3700 endemik bitki var. Bu endemik bitki taksonlarının dağılışı yaklaşık 11 bin. 11 bin bitkinin dağılışının 862 tanesi sadece Antalya'yı sınırlarında, ki bu pek çok Avrupa ülkesinden birkaç kat daha fazla büyük bir rakam. Ekolojik perspektifte baktığımızda ise Türkiye'de 20 ekolojik bölümleme elde ettik. Yeni yapılan, şu anda devam eden bir doktora tezi kapsamında. Türkiye'de 20 ekolojik bölge tespit ettik. 20 farklı ekolojik karaktere sahip bir Türkiye'den bahsedersek, bu 20 farklı ekolojik karakterin 17 tanesi Antalya il sınırlarında mevcut. Antalya'nın bugünkü nüfusuna baktığımızda yaklaşık 2 milyon 600 bin. Sosyal gelişmişlik endeksine baktığımızda ise il geneli 0,7, ilçe merkezi, merkez ilçeler ise 3,1. Gelişmişlik indeksi açısından Türkiye'de ilk 5'te bir Antalya. Daha sonrasında bu özelliklere Afyon, Bolu, Çorum, Kayseri ve Adana doğrultumuz ekseninde çıkardık. Şimdi bunlardan Antalya ile başladığımızda kısacık ben ekolojisini paylaşıp size daha sonrasında Ömür Bey'e vereceğim. Nasıl bir çevre var, nasıl bir toplum var ve bunun üzerinden nasıl bir yemek kültürü inşa etmişiz? Şimdi Antalya bugünkü itibariyle yaşam kalitesi açısından, erişebilirlik açısından 2017 verilerine göre oldukça yüksek düzeyde bir gelişmişliğe sahip diğer illerimize kıyasla. Ama Antalya'nın şöyle bir özelliği var. Antalya, Türkiye'nin diğer bölgelerine göre izolasyonun fazla olduğu bir şehir. Biz Antalya mutfağı deyince, biraz sonra Ömür Bey'in bahsedeceği perspektifte,
O mutfağı oluşturan ekolojiye baktığımızda Türkiye'nin en zengin endemik bitkisine sahip ili birinci sırada. Yaklaşık 5-6 ay kuraklık yaşıyor. Arazisinin büyük bir kısmı dağlık alanlardan oluşuyor. Biz hep Antalya il merkezini düşünüyoruz ama il sınırını düşündüğümüzde yüksek oranda dağlık alan, yazları sıcak ve kurak, yaklaşık 5 aylık bir kurak sezonu var. Bununla beraber büyük bir kısmı ilin orman örtüsüyle kaplı ve Türkiye'nin yaklaşık 50 bin yıl öncesinden 10 bin yıl öncesine kadar buzul dönemindeki en çok mağara yerleşmelerinin bulunduğu yerden biri. Dolayısıyla mağara yerleşmelerinden elde edilen ilk bugünkü Anadolu toplumunun temellerini oluşturan insan varlığına dair bir takım izler de görebiliyoruz. Mağara yaşantısı içerisinde işte belirli hayvan kemiklerini, belirli bitkilerin varlığını ve bu coğrafya Türkiye'nin diğer pek çok coğrafyasından dağlardaki bariyer etkisi nedeniyle izolasyona uğramış durumda. Ve burada çıkan yemek kültürü nedir diye sorsak, burada Ömür Bey'e sözü versek, belki gastronomi perspektifinde bu ekolojik yapı üstüne nasıl bir yemek kültürü inşa edilmiştir desek, daha sonra da bunları kıyaslayacağız. Buyurun Ömür Bey, size versem. Sesimizi açabilirsek. Ben evet topaldım hocam. Aslında siz de demin konuşmuşsun, iki kez bahsettiniz. Yani biz il merkezli anlatıyoruz diye. Bu aslında Türkiye'nin bir tarafa 81 il merkezi ve etrafındaki çevreli ilçelerin bile birbirinden farklı özellikler gösterebileceğini de bize aslında sizin cümleniz söylüyor. Yani Antalya'nın bile merkezini alıyoruz, etrafı çok başka ya da bizim diğer iller için. Yani Türkiye'de inanılmaz bir çeşitlilik var. Beni Antalya'da en konuşmanın ve sunumunuzdan en çok etkilendiğim kısım şu. Antalya'ya baktığınız zaman Türkiye'nin bir numaralı gastronomi şehri gibi olması gerekiyor. Çünkü müthiş bir verimlilik var, deniz var, Toroslar arkasında. Bunun üzerine endemiklik en yüksek il. Ama tüm bunların yanı sıra da tam aksine daha sakin ve bilinmez bir mutfağa sahip. Aslında çok çeşitli ama biz çok bilmiyoruz. Sizin de dediğiniz gibi neredeyse son 50 bin yılda işte Antalya'da bel dibindeki mağaralarda biz ilk insanın izlerini, hatta o bel dibi mağarasında Aksu Nehri geçiyor içinden, duvarda bir balık kılçığının bile resmedildiğini de biliyoruz. Yani biz belki de balık yendiğine dair ilk ispata bile burada rastlıyoruz. Lakin bir sonraki yerleşimi kalkolitikte görüyoruz. Yani yaklaşık 45 bin yıl Antalya'da bir şeylerin, yani kültürel devamlılığın bir şeye, sekteye uğradığını görüyoruz. Ama baktığımız zaman Adana tarafına ya da Antep tarafına dönüp baksak orada 10-12 bin yılı bir arada okuyabiliyoruz. İlginç bir şeylik var. Yani belki de coğrafyanın getirdiği o dağların denize paralel ve aynı şekilde de yüksek olması daha da o zaman insanların platoda ya da düz alanlarda yaşama isteği ve sırtını dağa dayaması sebebiyle bütün şey içeride dönüyor. Yani Torosların arkasında bütün bu bizim bahsettiğimiz imparatorluklar, kalkolitik dönem sonrası yerleşimler vesaire, hepsi orada dönüyor. Biz ise bugüne geldiğimizde Antalya'da en fazla tahinli piyazı da yeni görüyoruz. Çünkü Manavgat ve Antalya susam üreticisi olarak dünyanın en iyi susamını üretiyor. Pek farkında değiliz. Ona biz dünya literatüründe Golden susam diyorlar ve bizim atıyorum Tokyo'ya gittiğiniz zaman dünyanın en iyi suşilerini yiyorsunuz. Oradaki bütün suşilerin üstündeki susamlar Antalya'dan geliyor. Neredeyse Manavgat'ın bütün susamını Japonlar alıyor. Ama biz de 20-25 yıl boyunca yaptığımız turizm operasyonlarında çağırdığımız bütün turistlere Antalya otellerinde Alman büfesi yaptık mesela. İşte atıyorum Tayland büfesi yaptık, Fransız büfesi yaptık vesaire yaptık. O yüzden de şey, bir bakıma da biz aslında kendimiz de kıymet vermedik. Şimdi bakınca sadece tahinli piyazı için bile ona bir coğrafi işaret koysak var mı, onu bu arada kaçırmış olabilirim hocam ben. Coğrafi işareti var mı tahinli piyazın ya da tahininin? Sanırım evet. Yok. Ben yanlış hatırlamıyorsam yoktu. Haritasını çıkarmıştık ama yanlış da hatırlıyor olabilirim. Ama hatırladığım kadarıyla yok. Yani o tek başına bile bölgeyi tamamıyla yükseltecek bir ürün. Ama biz ne yazık ki 20 yıl, 25 yıl, 30 yıl Antalya'ya gelenlere değil tahinini, tahinli piyazını bile, pekmezini bile tattırmadık. İlginç
şeyleri var. Yani hani genel olarak bizim çarşıya çıktığımız zaman Antalya mutfağı deyince işte çöp şişine rastlıyoruz, şeyde şiş köftesine rastlıyoruz, tahinli piyazına rastlıyoruz, kabak tatlısına rastlıyoruz. Ama evde yapılan yemeklerin çok da böyle çarşıya yansımış hali yok. Biz buna eskiden beri şeyde mutfak kültüründe çarşı tipi yemekler ve ev tipi yemekler diyoruz. Genel olarak çarşı tipi yemeklerinin çok azını biliyoruz. Çok azını satıyorlar dışarıda ama ev tipi yemeklerde işte elmalı baklavası meşhur. Pek etrafta görmüyoruz. Artık yapan da pek bulamıyoruz orada elmalı baklavayı. Ama bir şekilde çalışılarak bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkacağını düşünüyorum. Yani mesela keçi eti yiyorlar. Toroslarda eteklerinde yaşayan hayvan çiftliklerindeki süt ürünleri, tereyağlar, yumurtalar oldukça yüksek kalitede. Hatta bir örnek daha vereceğim. Biz ilk başta insanlığın o 50 bin yıl önce eti üzerine daha doğrusu ateşi yakıp ateş biraz köze döndükten sonra üzerine et atıyorlar. Ve sonra da bunu direkt etin kömüre ya da oduna değerek piştiğini görüyoruz. Çok yakın bir tarihte Antalya Akseki yani böyle Toros taraflarında, Manavgat üstlerindeki köylerde birkaç defa yemek yedim. Birincisi keçi eti yemeleri ilginçti. İkincisi de etleri direkt ateşin üzerine atıyorlar ve sadece kömürünü üfleyip öyle yiyorlardı. Neredeyse son 50 bin yılda gördüğüm en nadir devamlıktan bir tanesini Antalya'da gördüm. Son 3000-4000 yılı takip ediyoruz Anadolu'da ama eti direkt ateşin üzerine, bilmiyorum dinleyiciler biliyorlar mı böyle bir yer ama ben pek rastlamadım bugüne kadar. Direkt ateşin üstünde. Bir de Çeçenistan'da rastlamıştım. Onlar da orada şey dağlara bir yere gitmiştik. Kafkas dağlarına. Orada direkt ateşin üstünde dalak ya da ciğer atarak yiyorlardı. Onlar da neredeyse zaten Tuşba kökenliler, Urartu kökenliler, Çeçenler de. Yani enteresan bir şekilde Antalya'da bir acayip bir kültürel devamlılığı da fark ettim. İsterseniz hocam diğer şehre geçelim. Çünkü hani her biri için 45 dakika konuşacak bir şeyimiz var. Umarım sıkılmıyorlardır dinleyiciler. Ömür Bey, sıkılmak değil de yani gerçekten damak çatlatıyor. Bakıyorum böyle iyice vakıf oluyorum ama zor geçecek bizim için bu lezzetlerle. Herkesin de biraz karnı aç gibi bu saatler. Yemeğe koşun. Bitince. Şimdi hemen Afyon'a devam edelim. Afyon yaklaşık 200 kilometre ilçe merkezi Antalya'nın kuzeyinde bulunuyor. Ama başka bir coğrafya. Bu coğrafyada artık tipik Akdeniz iklimi göremiyoruz. Kar yağışları artıyor, sıcaklık değerleri düşüyor, endemik bitki sayısı azalıyor, nüfus azalıyor, gelişmişlik azalıyor. Ama aksine ekolojik parametrelerin düşüş göstermesi, gelişmişlik endeksi yani sosyal gelişmişlik endeksindeki pek çok parametrenin aksine mutfak kültüründe belki Gaziantep'ten sonra en fazla yemek kültürü çeşidine sahip ikinci ilimiz. Acaba ne oldu da Antalya gibi zengin bir coğrafyada, Afyon gibi ekolojik parametrelerin biraz daha insan yaşamını zorladığı bir coğrafyaya geçtiğimizde bu zorlamaya rağmen insanın, yani ekolojik koşulların zorlamasına rağmen insanın mutfak kültürüne dair ürettiği daha fazla olabiliyor? Bu soruyu sorabiliriz. Çok yakın mesafede. Acaba ne değişti? Değişen parametreleri düşündük. Mutfak kültüründe ne değişti diye şimdi Ömür Bey'e tekrardan sorsak. Ben şöyle diyebilirim hocam, bilmiyorum katılır mısınız bana? Afyon'u merkez olarak aldığımız zaman o kültürel devamlılığın kesintisizliğini aşağı biz yukarı bir 5000 yıldır görüyoruz biz. Yani bu bence çok önemli bir şey. İnsanların işte atıyorum ekmek yapma, Anadolu'da ekmek aşağı yukarı fırınlarda 3000-4000 yıldır yapılıyor. Aynı bu Anadolu kısmı işte tam dediğim gibi Anadolu'nun tam ortasından bahsediyorum buradaki kastım. Karadeniz'de mesela biz sonraki yaşamı Anadolu'nun ortasında yaşam görürken Karadeniz'de pek göremiyoruz. Akdeniz'de de aynı şey geçerli. Ama bu kültürel devamlılığın ortasında bulunduğu için Afyon ve belli bir medeniyete başkentlik sahiplik yaptığı için de sanki bu kültürel devamlılık insanlara tecrübe kazandırıyor ve bu tecrübe de özellikle mutfakta yaşayan ya da mutfakla alakalı olan insanlar için büyük bir çeşitliliğe sebep oluyor. Yani biz Gaziantep'in seçilmesinden sonra UNESCO'da şeye çok şaşırdık Afyon'un seçilmesine. Mantık olarak şöyleydi.
fıstık ve eti kullanarak Antep'in kazandığını düşünürsek, yani öyle işte kebaplarla kazandı diye düşünürsek, bu tarafa baktığımızda ise oldukça fazla bükmeler var, börekler var, simitler var, patatesli ekmekler var, diğer ekmek çeşitleri var, ekşi maya çeşitleri var, oldukça hamur işi var. Şunu söyleyeceğim, Hititler döneminde biz kayıtlı 160 tane, gerçi bunu Çorum'da söyleyecektim ama, hamur işini biliyoruz Anadolu'da. Yani onlar geriye 160-180 arası hamur işi bırakıyor. Afyon'un da bu Orta Anadolu ile ilişkisi sebebiyle bence biraz hüneri, bulunan fırınlar kazılardaki, yani bunlara bir yatkınlık var ve sanki bir tık daha o kültürel devamlılığın etkisiyle etrafın endemikliğine bakmadan elindeki unla, mayayla ya da işte mandadan sağdığı sütle, tabii şunu da unutmamak gerekiyor, oldukça fazla şu an manda kaymağı çok meşhur ve dünyaca ünlü lisans ve işaretler aldı Afyon manda kaymağı, hatta ondan lokum yapılması, işte mandanın orada bulunması sebebi aslında bir bataklık, suyu sevmesi ve oraya yerleşmesi, sonra bunun süt ürünlerinin ikinci ürün olarak kullanılması ve en nihayetinde de unun bu kadar çeşitlendirilmesi bence biraz da onların hayal gücü ve emeklerinden kaynaklanıyor. Bu konuda Afyon'u daha görebiliyoruz, etkili görebiliyoruz. Ben öyle düşünüyorum. Umarım siz de böyle düşünüyorsunuzdur ya da katılır mısınız bilmiyorum. Yani çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Kültürel devamlılık. Esasında biz bu kültürel devamlılığı günümüzde tek bir kelimeyle sürdürülebilirlik olarak daha çok kullanıyoruz. Sürdürülebilirlik açısından baktığımızda Anadolu coğrafyalarının mutfak kültürlerinin bize söylediği şey, bir yerde sürdürülebilirlik oranın bir zenginliği olmakla beraber hayatta nasıl kalınabileceği konusundaki bütün adaptasyonlar. Ve bu adaptasyonlar o bölgede insanların zor koşullarda nasıl yaşayabileceğine dair geliştirmiş olduğu bakış açıları, hayat tarzları. Biz hep çeşitliliği, mutfak kültürünü bugünün daha yoğun haliyle, estetik kaygıyla düşünüyoruz. Ama halbuki pek çok yemek kültürü o zor coğrafyalarda hayata tutunabilme aracı olmuş. Çok önemli. Biz esasında bugün tam tersi bir açıdan bakıyoruz konuya, estetik kaygıyla bakıyoruz. Ama Anadolu'daki sürdürülebilirlik var olabilme mücadelesi üzerine inşa edilmiş. Afyon'da bunun çok güzel örneği. Yaklaşık 9000 yıl öncesine giden höyükleri var. Ama günümüzden 5000 yıl önce kurulan köy diyebileceğimiz yerleşme sayısı, günümüzden 5000 önce köy diyebileceğimiz kurulan yerleşme sayısı bugünkü Afyon'un köy sayısıyla aynı. Yaklaşık 450 köy var Tunç döneminde Afyon'da. Bugün de yaklaşık bu rakam var. Dolayısıyla insanlar bu coğrafyada yaklaşık son 5000 yıldan beri nasıl var olabiliriz sorusunun bir çıktısı olarak, yani biz esasında mutfak kültürünü, Ömür Bey'in de söylediği gibi, bir sonuç olarak değil bir süreç olarak baktığımızda bize bugünümüze dair söyleyebilecek o kadar çok noktası var ki. Diyelim burada eğer izniniz olursa hemen bir 200 kilometre daha kuzeye çıkalım. Şimdi Antalya ile Bolu arasında 400 kilometre mesafe var. Ama renkler değişti, coğrafya değişti, yağış koşulları mevsime yayıldı, endemik daha da azaldı, ekolojik bölgelerin çok azaldı, nüfus düştü, gelişmişlik endeksi daha da azaldı. Bolu'da zor bir coğrafya parametrelerine baktığımızda, ama bu zor coğrafyada çok zengin bir mutfak kültürü inşa oldu deyip sözü yine Ömür Bey'e bıraksam. Evet, buradaki Bolu'ya gelince bir anda dediğiniz gibi bir kere çok fazla orman var genel varlığında ve orman içi bitkiler de dahil oldu. Neden? Çünkü birçok köy ormanın içinde kuruldu. Yani böyle Bolu'nun etrafındaki işte Mengen gibi diğer ilçelere baktığımız gibi birçoğu bir ormanın kalbinde yaşıyor gibiler. Ve orman içi bitki varlıklarını da mutfakta görüyoruz. İşte orada mantarların bir kısmını fotoğraflamıştık. Onları paylaştık resimlerde. Bu mantarların çoğu bazen sabah kahvaltıda, bazen güveç halinde, bazen fırınlanarak, bazen ocağın üzerinde, bazen fasulyenin içinde, bazen pilavın içinde mutfağın her tarafında karşımıza çıkmaya başladı. Hatta orada bir cincile mantarı var. Cincile mantarının da ilginç bir hikayesi var. Cincile mantarını işte evde kim cincile mantarı böreği yapıyorsa yerini biliyor. Ve mantar aslında her sene aynı yerde çıkıyor. Ama Bolulu aileler ya da köyde yaşayan aileler birbirlerine cincile aldığı yeri söylemiyorlar. Çünkü en lezzetli ve en kıymetli mantar, herkes cincile almaya
tek başına gizli devam ediyor. Hatta benim bizim bu şey Mikla'yı biliyorsunuz, tek Michelin yıldızlı Mehmet Gürsün lokantası, onun şefi var Cihan. O benim yakın arkadaşım. Biz onun annesinin Çincine mantarı böreğini yemeye gitmiştik. O şimdi yaş itibariyle artık yeğenine söyleyecek diğerini. Hala söylemiyormuş. 40 senedir aynı yere gidip gizli gizli cincile mantarı toplayıp getiriyormuş. Yani burada tabii biraz daha hikayeye girmiş olduk tek ürün üzerinden, ama bu çeşitliliği aslında başka bir tarafını göstermek istedim. Evet, oldukça çeşitli. Geleneklerine çok bağlılar. Hala işte biz keş peynirinin çok ısrarla sahip çıkıldığını ve kullanıldığını görüyoruz. Erişteler keza öyle Bolu'da. Geleneksel mutfak daha hakim. O yüzden çarşı mutfağında çarşı tipi işi hiç görmüyoruz. Orada sadece ızgara, mangalcılar ve alabalıkçıları görüyorsun daha fazla. Çünkü geleneksel mutfağı oldukça fazla evde yapıyorlar. Bizde genel olarak Anadolu'nun temel sorunu şu: evde yediğinin sanki dışarıda yenilmemesi gerektiğini düşünüyorlar. Yani evde atıyorum bizimkiler yufka ekmekten şey yapar, köfte yapar, ekmek köftesi. Ama çok lezzetlidir, ama bunu hiçbir yerde Kilis'te, Antep'te yiyemezsiniz. Neden? Ehven bir maldır onlara göre. Ehven, biz evde yaptıklarımızı ehven gördüğümüz için çarşıda onları satmak istemeyiz. Ama aslında şu an tam yapmamız gereken şey evde yapıldığımız bütün malzemeyi çarşıya çıkartmak. Çünkü artık dünya ortak bir damak ya gidiyor. Bu çok sakıncalı bir şey. Yani herkes aynı pizzayı beğeniyor. Herkes aynı kahveyi beğeniyor. Herkes aynı atıyorum Manolya'nın pudingini beğeniyor. Çok ilginç yani. Ama cincile mantarlı böreği bunun karşısına koymuyorsun. Ya da atıyorum pekmezle yaptıkları ya da çam ağacı şurup, çam ağacının kozalaklarından şurupla bir reçel yapıyorlar. Onu da bazen tatlılarda kullanıyorlar. Mesela dünya bunun damak tadının farkına varamadan hayatına devam ediyor. Hiç böyle kullanılan görmedim. Kaldı ki geçen sene dünyanın bir numarası var Noma. Artık 3 yıldızı var Michelin'de. Ve artık dereceye bile alınmayacak kadar yüksekte bırakıldı konumu. Orada ben mesela çam kozalağından zeytinyağlı dondurma verdi bize. Çam kozalakları toplatıyor. Onlardan bir şurup yapıp onu dondurmaya çeviriyor. Sonra dondurmanın yarım ceviz büyüklüğünde dondurmanın üzerine bir boşluk açıp oraya da sızma zeytinyağı dolduruyor. Yani neden onu yapabildi bu arada Noma, böyle bir dondurma verdi? Çünkü o Arnavutluk vatandaşı ve Arnavutluk'ta yetişiyor. Dedesi en geleneksel lokantanın sahibi Arnavutluk'taki. Yani köklere bağlılığı ben en çok onda da görüyorum. Çok benziyoruz. Biz çok yakın arkadaşız aynı zamanda. Böyle sürekli birbirimize seyahatlerimizi atıp sorular soruyor. Sen niye ekmeği ıslattın, sen niye çam ağacını kullandın diye. Biz de işte Bolu üzerinde şunu söyleyelim diyorum o halde yani. Ne kadar gelenekteki yemekleri ön plana çıkartırsak o kadar Türkiye gastronomisi, Anadolu gastronomisi dünyanın gündemine gelecek. Çünkü dünyanın hepsi aynı şeyleri yiyor. Yani bütün bu endemizm, işte siz dediniz biz 3600 endemik bitkiye sahibiz. Belçika 1, Almanya 8, İsviçre 8. Böyle düşündüğümüz zaman bizim damak tadımız, koku alma yeteneğimiz, onun çeşitliliği, bunların hepsi Anadolu coğrafyasında bizi oldukça geliştirdi. Bunu artık saklamak yerine insanlara tek tek açıklamalıyız. Biz de hocamla beraber aslında bu yönde birçok adım atıyoruz. Deyip tekrar atayım hocam size. Çok konuşacağım yoksa yetişemeyiz. Gayet güzel gidiyoruz. Sadece bir küçücük ekleme. Birlikte çalıştığımız Göbekli Tepe ve Karantepe kazı ekibinde oranın önemli bir sıfatı avcı, toplayıcı ve yerleşik. Şimdi aynı sıfat Bolu için de kullanabiliyoruz. Toplayıcı ve yerleşik. Dolayısıyla toplayıcı ve yerleşikliğin 12 bin yıldır devam ettiği dünya üzerinde bir coğrafya neresidir diye sorarsanız Anadolu. Anadolu'nun dışında bir yer var mı kültür oluşturup devam ettirip bu temin zincirini halen daha yaşatabilen bir coğrafya? Yok. Anadolu'da ortalama bir Anadolu kadınının toplam bildiği bitki sayısı 150, doğadan topladığı ve haftada 7 farklı bitki toplayabiliyor. Ama bu bilgiyi, bu tarım bilgi sistemini, toplayıcılık bilgi sistemini ya da kadın bilgi sistemini bizim Ömür Bey'in dediği gibi mutlaka kayıt altına alıp bunu arşivleyip, sistematize edip paylaşım açmamız gerekiyor. Çünkü bu bir sürdürülebilirlik hikayesi aynı zamanda. Ben de sözü çok uzatmadan şimdi en dezavantajlı coğrafyaya geçiyoruz. Çok pardon Ömür Bey, sesiniz kapalı. Galiba... Evet, gene mi kapattım? Ha, şimdi aldım. Şey, yani şunu diyecektim aslında. Biz aslında bizi bıraksalar 13 bin yıldır Anadolu'yu sürdürüyoruz zaten. Ve sen 1950'ye kadar bu bütün bu devrimleri bir tarafa bıraktığımız zaman 1950 öncesinde Anadolu'yu bıraksan aşağı yukarı bir 53 bin sene daha yaşardı. Ama son 1950'den sonra dünyaya baktığımızda
şu an dünyayı sürdürülebilirliği anlamaya mahkum hale getirdiler. Ama bütün bu hikaye bizde zaten. Yani Anadolu insanı gibi yaşasaydık, Anadolu irfanını öğrenseydik, Anadolu'yu kendi içimize alsaydık şu an dünyanın sürdürülebilir konuşmasına gerek yoktu. Yani şu an bize bütün bu batının bize bunu anlatmasını ben en çok ona hayret ediyorum. Çünkü dillerini kendileri için kullanmalılar. Biz zaten 13 bin yıldır sürdürüyoruz. Yani son 100 yılın gelişmelerine baktığımız zaman sürdüremeyen biz değiliz. Ben tabii biraz Anadolu fanıyım, anlamışsınızdır yani. Bana göre her şeyin kaynağı ve öğrenilmesi gereken yer Anadolu. O yüzden böyle araya gireyim, böyle Anadolu şeyi yapayım istedim yani. Bence öyle yani. 13 bin yıldır sürdürüyoruz ve büyük bir örneğiz dünya için bu konuda. Sizdeyiz hocam. Çok güzel. Şöyle bir avantajımız var. Sürdürülebilirlik planları maksimum 2050'ye kadar ya da 100 yıl. 100 yıl ileriye gidebilirsiniz ama hiç geriye gitmiyorlar. Ama biz 13 bin yıl geriye gidebiliyoruz. Bizim esasında bakacağımız yer, elbette odaklanacağımız nokta gelecek. Ama gelecek özellikle bugünün ekonomik ve politik düzeninde 10 yıl planlamak bile çok zorken ve bunu hayata geçirmek çok zorken geçmişe bakabileceksek eğer 13-14 bin yıllık bir miras var. Şimdi bu mirası birazcık daha Bolu'dan bu sefer 400 kilometre doğuya gidiyoruz. Anadolu'nun en zor coğrafyalarından birindeyiz. Çorum. Kışları çok sert geçiyor. Karın kalma süresi çok uzun. Yağışı bu 6 ile göre en az. Endemik sayısı en az. Ekolojik çeşitliliği en az. Sosyo gelişmişlik endeksi açısından diğer 6 ile göre çok daha zor şartlarda yaşıyor. Ama Ömür Bey'in ifadesiyle Anadolu'nun en zengin mutfağı. Nasıl oldu da bu kadar zorlukta, bu kadar üretken, bu kadar inovatif olabildiler? Şimdi Ömür Bey'le biz bu coğrafyaları konuşunca ben hep şöyle bekliyorum. Zengin coğrafya, zengin mutfak. Halbuki zengin coğrafya, zayıf mutfak, zayıf coğrafya, zengin mutfağa dönüştü. Tam tersi bir sonucu elde etmiş olduk kendi aramızda. Ama bu demek değil ki zor coğrafya, fakir coğrafya. Fakir değil ama orada yani şu var, bitkiler... Tek yıllık bitkiler. Tek yıllık bitkiler bize şunu söylüyor. Tek yıl, iki ay, üç ay, yılın sadece iki ayında hayatta var oluyor. Bütün geri kalan on ayda var olabilecek enerjiyi suyu depoluyor. On ay kendini koruyabiliyor. Çok bitkilerimize öğrettiği bir şey. Çok sürdürülebilir. Bir ay hayatta kalıyor ya da bazen 15 gün hayatta kalıyor. O 15 günde bütün yıllık enerjisini, vitaminini, takviyesini alıyor. Tek yıllık bitkiler. Sonra onu bir yıl koruyor. Çorum'da birkaç ay tarım üretiyor ama onu 12 ay yiyebiliyor. Bunu nasıl başarmışlar acaba diye tekrardan Ömür Bey'e dönsek. Evet. Tabii Çorum benim de artık ekstra ilgilendiğim başka bir şehir oldu yani. Ben de 2010'da ve 2020'de iki ayrı röportaj vermişim. Birisini sabah gazetesinde, birisini... Ömür Bey çok pardon. Sesiniz biraz az geliyor. Sanki ben mi azalıyorum bilemedim ama. Tamam o zaman şu an nasıl, daha iyi mi? Çok daha iyi. Tamam ben belki mikrofon üzerindeydim. Ben şimdi 2010'da ve 2020'de Sabah ve Milliyet gazetelerine böyle tam sayfa röportaj vermişim. İkisini de bana sormuşlar sizce Türkiye'nin en iyi mutfağı hangisi diye. İkisine de Çorum demişim. Hala da böyle düşünüyorum yani kesinlikle. Çünkü elindeki malzemenin çokluğuyla yemek yapabilirsin. Bu zaten beklenen bir şey. Şimdi Antep'te bu kadar güzel sahada ya fıstık, şey var, et var. Ya bunların hepsini kullanarak iyi bir şey çıkar zaten. Ama ben derse gittim. Bundan 10 sene önce bir 2 yıl Çorum'daki meslek liselerine aşçılıkla alakalı. Orada çocuklara şey diyordum. Herkes evden ne varsa getirsin. Evdeki yemekleri yapalım ve bir kayıt oluşturalım diye. Mesela karpuz ve kavun kabuğu geliyordu kuru. Bunu ne yapıyorsunuz diyordum. Karpuzu yedikten sonra bunları da yazın kurutuyoruz. Sonra bunları nohutlu ekşili bizim ancak işte kabak galyesi, patlıcan galyesi dediğimiz gibi o galye geneleğinden yemekler pişiriyorlardı. Yani karpuzun ve kabuğun da işte kıt coğrafya, az bitki, soğuk iklim ve orada yaşamak zorundasın. Ya orada yaşamı sona erdireceksin ya da yeni inovasyon yapıp hayatta kalmaya devam ederken hem de işte şimdi üstüne artık siz sıfır atık mı dersiniz ne dersiniz yani sıfır gerçekten zaten biz şunu da biliyoruz yani bu sıfır atık ya da Türkiye'de işte dünyada konuşulan sıfır atığı düşündüğümüz zaman Anadolu'da köyde bir çöplüğe rastlayan aramızda yoktur. Anadolu'da kapısının önüne çöp koyan bir aile ya da çöp kovası koyan bir aile göremezsiniz yani sonuna kadar kullanırlar. Çorum bence az malzemeyi etkin kullanmayı, malzemenin tamamını kullanmayı, bir de bahsettiğimiz gibi biz Hititlerin başkenti,
Kayıtlı 160-180 arası hamur işi var. Ama onun haricinde mutfak çok önemli onlarda. Aşçıların yemek yapması ve tanrılara düzenli olarak büyük törenlerde, büyük bayramlarla yemek sunması onları biraz daha inovatif düşündürüyor. Mesela Çetin Hoca savaş tanrısına ekmek üstünde soğan veriyor. Ben diyorum ki tamam, ben daha çok seviyorum. Pahalı malzeme ne var? Et var. Bal ve zeytinyağı var. Ben ballı zeytinyağını ekmeği batırıp üzerine et koyuyorum. Tanrı beni daha çok seviyor. Çetin bunu görüyor. Bunun üzerine başka bir şey daha koyuyor. Ve böylece bizim o tören metinlerinin tamamını çevirdiğimiz zaman çivi yazısından, yazı da olduğu için yani inanılmaz inovatif ve farklılar. Bence aynen şu an devam ediyor. Çünkü Çorum'da şu an malak tatlısı satılıyor. Malak tatlısıyla Çorum şeylerin Ninda Tuğsu aynı tarif Hititlerin. Ya da üzüm kurabiyesi görüyorsunuz. Üzüm kurabiyesi olmadan şu an Çorum'da kız alamazsınız. Hititlerde üzüm salkım şeklinde ekmek var. Yani kesintisiz mutfak şeyinde, kültürü devamlılığında Çorum'u çok örnekleyebiliyorum. Şimdi 81 tane il gezdim ve hepsinin de aslında en eski yerleşimlerinden günümüze kadar çalışıyorum, defalarca gidip. Ama Çorum en fazla kültürel devamlılığını fark ettiren ve günümüzdeki bütün bu kıtlığı da tersine çevirip biraz da Anadolu'nun o yaratıcılığını, inovasyonunu, kadının elinin emeğini, her şeyi çok daha ortaya çıkan, bence o yüzden Çorum bir tık daha farklı ve bu konu çok güzel bir örnek. Çok teşekkürler. Bir mesela üzüm örneği, üzüm ekmek olarak karşımıza çıkmış. Hasatı yaklaşık bir ay. Bunu pekmezini yapıyor, 12 aya taşıyor. Üzümün kendisinin turşusunu yapıyor bu coğrafya. Neredeyse üzümle aynı lezzette ve onu da 12 ay tüketebiliyor. Tarlaya gidecek, üzüm turşusunu alıyor. Sanki tazecik üzüm yeni dalından koparılmış gibi. Asma dalında salkım olduğu gibi turşuyla fermante edip onu 12'ye yayıyor ve giderken üzüm salkımından yapılmış ekmeğini, benzeşim olarak üzümünü ve sütü fermante ederek ya tuzlanmış yoğurt ya da peynir olarak götürüyor ve 12 ay bunu tüketebiliyor. Dolayısıyla bunun için buzdolabı kullanmıyor, derin dondurucu kullanmıyor, bunun için herhangi bir kimyasal kullanmıyor, vakumlamıyor. Çok rahatlıkla alıyor ve her gün aldığı tazelikte de bunu tüketebiliyor ki gerçekten bu adaptasyonun peşinden koşmalıyız. Bu da Çorum'dan bir fotoğraf. Ömür Bey'in çektiği fotoğraflar hep bunlar. Burada da bunun biber için, kiraz için, havuç için, zeytin için farklı varyasyonları var. Ve buradaki çeşitlilik bir kitap konusu aynı zamanda. Ona sığacak kadar. Şimdi bu sefer Çorum'dan 200 kilometre güneye iniyoruz. Kayseri'ye geldik. Kültepe kazı alanındayız. Yaklaşık 20 kilometre mesafede bugünkü Erciyes'in eteğinde kurulmuş. Günümüzden 4000 yıl öncesinin dünyanın ilk 50 bin nüfuslu yerleşim yeri. Burada 2006'dan beri biz dahiliz kazılara. Kazı Başkanı Fikri Kulakoğlu. Benim doktor hocam aynı zamanda Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde. Ama Ömür Bey ile kazılara katıldığımız esnada yeni açılan bir açmada kültür katıyla doğal ortam arasındaki geçişi arıyorduk. Oradan bir fotoğraf sol tarafta gördüğünüz. Şimdi Kayseri'de de bu sefer coğrafya değişti. Bataklık sayısı arttı. Düzlük var, dağlık alan var. Bataklık olunca, düzlük alan olunca tabii ki hayvan varlığı da değişiyor. Bitki örtüsüne, ekolojiye bağlı olarak. Bu sefer küçükbaş hayvan yerini büyükbaşa bıraktı. Anadolu mandası, Anadolu sığırı bu coğrafyada 12 bin yıldan beri kullanılıyor. Ama bir büyükbaşı kestiğinizde yaklaşık 300-400 kilo et elde ediyorsunuz. Bu 300-400 kilo eti nasıl tüketeceksiniz? Bunu yanına ne koyarsınız? Sadece protein beslenmesi yetmiyor. Karbonhidrat da dengelenmesi lazım. Erciyes gibi coğrafyası zengin. Sosyo gelişmişlik olarak merkez ilçe iyi ama kırsalı oldukça zor. Kışları çok sert geçiyor, uzun geçiyor. Ne diyelim Ömür Bey burada? Nasıl bir mutfak kültürüyle devam ediyoruz et ve türevinde? Yine sesimizi rica etsek. Otomatik kapanıyor herhalde ses. Ben aynı tarafı Kayseri'yle hocam, biliyorsunuz belki de bilmiyordunuz. Tabii o böyle bir evi de daha rahat gözlemliyorsun. Tabii daha çok hamur ve et üzerine
Ama eti de Antepliler gibi kebap ya da ızgara yapmak değil, yemekle beraber birleştirmek. İşte bunun en büyük örneğini mantıda görüyoruz, yağlamada görüyoruz. Eti tek olarak tükettiğimiz kısım ise daha çok Kayseri'nin Ayazı'nda pişmiş pastırma. Yani o özellikle Karamamuşlar köyü var. Tam Erciyes'in eteğinde en orijinal sucuğu ve şeyi orada bulabiliyorsunuz. Fermente yöntemlerini çok iyi biliyorlar ve oradaki hava sıcaklığının gündüz gece farkı bize en iyi pastırmanın orada yapılmasına sebep oluyor. Yani bunun sadece hayvanların yetişmesi ve lezzetinin haricinde havanın da bu kadar net kuru olması da çok işimize yarıyor. Belli bir kalıbın içinde aldığı göçlerle de özellikle Kayseri mutfağının etrafı belirleniyor. Yani işte anne tarafı bizim Çerkez, bir tarafta Avşarlık var. Yani o genel olarak şeyin de Kafkasya'dan gelen çeşitliliğin de merkez mutfağında bir etkisi olduğunu görüyoruz. Ama bir bağ kültürü var. Bağlarda birbirinden farklı ev yemekleri yapılıyor. Gene de evde yaptığı bir yemeği sokağa dışarıma başarısını göstermiş nadir bir kent baktığımız zaman. Yani evde yaptığı yaprak sarmasını da, yağlamayı da, böreklerini de, birçok işte mantısını da Kayseri mutfağı olarak biz dışarıda tadabiliyoruz. Bence bu konuda marka olmuş bir şehir ama hakkını alabilmiş mi? Bence alamamış. Yani daha üstüne çalışılması gerekiyor kesinlikle. Ama dediğiniz gibi çok eskiden beri, yani Kültepe dünyanın en büyük şehri 50 bin nüfusla, bir daha da o dönemde öyle bir nüfusa rastlamıyoruz bile biz. Hakikaten çok çalışacak bir konu. Kültepe'deki fırınlardan orada kapkacak yapımı ve bunun bir üretimhane haline dönmesi falan, müthiş veriler var Kültepe'nin elimizde. O yüzden de hani o kazıdaki o duvarlı olan, yani benim fotoğrafımın olduğu yerde müthiş bir göstergeydi. Sizle beraberdik orada. Yani o duvar da daha oradan bulunduğumuz tabandan da aşağı inebiliyorsunuz. Ve böylece ne kadar kültür katmanı varsa üst üste hepsine insan olarak şahit oluyorsunuz. Yani dünyanın birçok yerinde birçok arkeoloji okulları vesaireler var ama farazi okuyorsunuz. Yani benim o durduğum çukurda 4000 yıl önceki depremi görüyorum. Onun üzerine yangını gördük. Hatta ağaçların şeylerini saymıştım hocam, hatırlarsanız. Büyük yangından sonra işte atıyorum Romalılar geldi, o geldi, ne geldiyse her şeyi üst üste katmanda görüyorsunuz. Ya bu inanılmaz bir veri. Aynı devamlılığı bence Kayseri'de bir şekilde görüyoruz. Görmüyor değiliz. Özellikle kapkacakçılık vesaire hala orada, biz Kapadokya etrafında toprak killerin vesaire yapılmasını görüyorsak bunda sanırım hocam Kültepe'nin etkisi çok yüksek. Kesinlikle haklısınız. Kültepe'nin nihayetinde 4000 yıl öncesinde Kafkaslardan Balkanlara, Mısır'dan Orta Asya'ya kadar büyük bir coğrafyayı yönetiyor. Tüm bu coğrafyaların bugünkü bilgileri, ekolojik bilgileri o dönemde Kültepe'ye akıyordu. Dolayısıyla 4000 yıl öncesinde insanlar fındık tüketiyordu. Uzak mesafeli ticaret başlamıştı. 4000 yıl öncesinde burada liberal ekonominin temelleri atılmıştı. Buradaki kolonilerde ticaretten elde edilen kar üzerine bir varlık vardı. Ve bu kardan dolayı da insanlar özgürce ticaret yapabiliyordu. Yani bugün Amerika ekosisteminin, ekonomi ekosisteminin hali neyse, bunun temelleri yaklaşık 4000-4200 yıl önce burada atılmıştı ve bugüne dair, yani 4000 yıl öncesine dair elimizde 26.500 çivi yazılı belge var. Ticarette kasko bile var. Bugün pek çok kasko, pek çok kargo şirketi bazı ürünlere kasko yapmıyor. Mesela çiçek yağını taşımak kasko dahilinde değil bugünün ticaretinde, lojistiğinde. Ama Kültepe'de zorunlu. Başına ne gelirse gelsin, ister bir atak, ister bir saldırı, ister bir kaza, mutlaka bu kaskoyla güvence altına alınıyor ki ticaret gelişsin. Ve bu ticarete bağlı olarak da insan kalitesi, yaşam indeksi, erişebilirlik, sağlık, eğitim günümüzün 4000 yıl öncesinde dünyanın bir numarası yapıyor. Şimdi buradan birazcık daha güneye gidiyoruz, Adana'ya. Adana'ya geldiğimizde ise Adana aynı Antalya gibi Akdeniz kıyısında. Hemen hemen benzer ekolojik sisteme sahip. Sıcaklık, yağış, endemik çeşitliliği, ekolojik çeşitliliği, nüfus, sosyal gelişmişlik endeksi. Ama Adana ile Antalya arasında bir fark var. Kayseri ile de Antalya arasında ve Adana arasında bir fark var. Antalya'ya baktığımızda daha izole olmuş bir yaşam inşa edilmişken,
örüntü daha kendi içindeyken Adana'da tamamen kozmopolit. Kayseri'de pastırma var ama Adana'da yok. Kayseri'den ya da Afyon'dan ya da Çorum'dan ya da Bolu'dan Isparta'ya mesela bir öğrenci geldiğinde yanında bir sürü kuru meyve getiriyor, erzak getiriyor ama Adana'dan gelen getirmiyor. Neden? Çünkü sürekli tazesi var Çukurova'da. Çok kurutulmuş bir şeyi çok saklamıyorlar. Daha ziyade taze taze tüketiyorlar. Ve bu bizim karşımıza farklı bir kültür olarak çıkıyor belki. Ama bu çevresel perspektifiydi. Belki şimdi Ömür Bey'e söz verirsek tekrardan o Adana lezzetinin Türkiye'ye nasıl mal olduğunu, hatta dünyaya, yani biz İstiklal Caddesi'nde de kebap yiyebiliyoruz. Ankara'da da yiyebiliyoruz. Kızılay'da ya da işte Orhan'da ya da farklı yerlerinde. Adana'da da yiyebiliyoruz ya da İzmir'de de tüketebiliyoruz. Nedir fark acaba bu Yani konuda diye hocam sorsak bence Ömer'e. evet bu en böyle çok örnek yani Türkiye için iki şey var. Birincisi lahmacun, ikincisi Adana kebap. Lahmacunu Urfa ve Gaziantep diye ayırdığımız için son 10 yılda artık lahmacunun tekelini yani lahmacunun zirvesini Adana kebap aldı. Yani Adana kebap deyince Türkiye'nin her tarafında bir dükkana rastlıyorsunuz. Ama tabii Adana bunu markalama konusunda bence oldukça başarılı çalışıyor. Yani siz işte mesela diyor ki bunu yapan usta da Adana'da olmalı. Ustalığı nasıl alacak? 10 sene kebabı yapmış olma şartı koyuyor. Kebabın eti ne olacak? Diyor ki işte koyun olacak, koyunun şunu olacak. İşte dişisinin şöylesi olmayacak. Peki bunu nasıl pişireceğiz? Bunu pişirirken mutlaka portakal kömürü, turunç kömürü kullanmak zorundayız. Tuz olacaksa bunun tuzu olacak. Yapılacak sacın özelliği bu olacak diye sınırlayarak aslında şunu hepimiz biliyoruz bence. Herkesin dışarıda yediği Adana ayrı, Adana'da yediği ayrı. Neden? Çünkü Adana bütün bu tanımı kendi memleketi dahilinde yapıyor. Hakikaten hava sıcaklığı, iklim değişiklikleri, mesafe, bu kavramların tamamı bir yemeğin tadını direkt etkileyen şeyler. Ve ben de Adana kebabı benim en sevdiğim yemek kesinlikle. Ama hiçbir zaman Adana'dakinin bir benzerini dışarıda bulamadığım için Adana haricinde artık hiçbir yerde yemiyorum son 4-5 yıldır veya belki 10 yıldır yani. Ama ilginç kebap geleneğine harita üzerinden baktığımız zaman yani Antep, Diyarbakır, Urfa, Mardin hepsi bir kebap geleneğinden geliyor. Adana'da Adana kebabıyla bir zirveye çıkıyoruz ama çok ilginç. Buradaki Gülek Boğazı da neredeyse yani coğrafi olarak Gülek Boğazı neredeyse Neolitik'ten ve öncesinden beri kullanılan bir yol. Yani bizim şu an Torosları geçtiğimiz yolla Neolitik'te insanların Torosları geçtiği yol neredeyse aynıydı. Ama bu boğaz Adana'nın olduğu kısım itibariyle orada bir kilit oluşturuyor. Bu kilit bütün bu kebap kültürünü, bütün bu doğu kültürünü tak diye kapatıyor ve sanki hemen Adana'nın sonrasında Adana'yı hiç bilmiyorlarmış gibi bambaşka bir iklim, bambaşka bir yemek kültürü başlıyor. Ve orada acayip bence bir kültürel bariyer var. Yani Adana sadece yemek kebabıyla değil, oradaki kültürel bariyeriyle doğunun bittiğini, Akdeniz ya da İç Anadolu'ya doğru gittiğiniz zaman, çünkü normalde bize paralel dediğiniz o fiziki kavramı düşündüğümüz zaman Adana ile Antalya'nın arasında bu kadar acayip bir fark olmaması gerekiyor. Ki Neolitik'ten beri Adana etrafında da yerleşimler var. Yani o Neandertaller Göbeklitepe'den yola çıktığında sonra bunların Adana üzerinden Anadolu'ya girdiğini, aynı yoldan girdiğini biliyoruz ve kesintisiz bir kültür devamlılığı görüyoruz Adana üzerinde de. Ama Antalya'ya baktığımız zaman birbirinden çok farklı, aynı paralelde olmasına benzer şey olmasına rağmen bence özellikle de o Sümerlerin Asur ticaret kolonilerinin de bu yolu kullanması üzerine de benzer ve kuvvetli işte Adana'nın komşusuna bakıyorsun Gaziantep kuvvetli, Hatay kuvvetli. Komşusu olmuyor Antep ama galiba. Yani hani aynı paralel için baktım. Hatay, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Mardin yani o bütün oradaki çok yüksek mutfaklarla beraber acayip bir yıldız halinde ama bunun da sınırının çizilmiş olduğu bir bariyer var. Bana ilginç gelmişti yani. Siz de tabii biz bu konuların hepsini hocayla birbirimizden bağımsız çalışıp daha sonra bize haritalar ya da hocanın sorduğu sorularla bir araya gelince biz de aslında bu tartışmayı kendi içimizde gündelikte her zaman yapmıyoruz. Bir araya geldiğimizde daha rahat yapıyoruz. O yüzden hani sunuma da aslında böyle beraber deliler gibi çalışmadık. Sunumun üzerinden geçtik ve herkes tecrübelerini aktardı. Bana da öyle geliyor. Yani orada acayip bir bariyer var ve bütün bu Anadolu ve Doğu kültürünü tak diye tutuyor. Ama kendi içlerinde markalarını çıkarmışlar.
Adana'nın ev mutfağı da çok güzel. Anne tarafı benim Kayseri'de büyüyüp Adana'da yaşayan Adanalı'daki Kayserililer sıfatına sahipler. O yüzden Adana'da da çok bildiğim bir mutfak ve evde de çok başarılılar kesinlikle. Deyip topu size atıyorum hocam. Teşekkürler. Esasında il olarak tamamlamış olduk il gezmelerimizi. Şimdi konuyu toparlayacak olursak Türkiye örnekten bir örnek aldık. Bunu belki daha sonrasında İzmir, Uşak, Afyon, Kayseri, Malatya, Van yapabiliriz. Ya da Samsun, Kayseri, Adana yapabiliriz. Ya da çapraz gidip İstanbul, Eskişehir, Konya, Adana yapabiliriz. Bunun pek çok farklı doğrultusu çizilebilir. Ben sadece küçük bir kare çizmeye çalışmıştım. Ve bu kareyi çizersek acaba Ömür Bey de tabii ki bunu çizersek ne anlatabiliriz diye. Ya da mesela Bolu ile Adana'yı kıyaslamak istesek, şimdi biz bir doğrultu takip ettik. Ama bunun çapraz olarak düşündüğümüzde mesela Adana ile Bolu'yu kıyasladığımızda bambaşka karakterler var. Ya da Çorum ile Antalya'yı kıyasladığımızda bambaşka karakterleri var. Ama biz şunu biliyoruz ki Türkiye'nin %65'i dağlık, %20'si platolardan, %15'i de ovalardan oluşuyor. Ve bu dağlık alan pek çok yerde, Antalya'da örneğinde olduğu gibi, Adana'da olduğu gibi, Kayseri'de olduğu gibi, Kayseri'deki dağlık alan Erciyes, Adana'ya benzemiyor. Adana'daki dağlık alan Antalya'ya benzemiyor. Antalya'daki Afyon'a benzemiyor. Bu benzemezlik ne çıkartıyor ortaya? Türkiye'de 232 farklı iklim tipi var. Bu 232 farklı iklim tipi beraberinde yaklaşık 12 bin farklı bitki örtüsünü de geliştirmiş. Şimdi insan bir tür, bir insan gibi 12 bin farklı tür var sadece bitkiler aleminde. Müthiş bir zenginlik. 232 farklı iklim tipi var. Yani biz böyle bir yolculuğu Avrupa'da yapmak istesek herhalde 2000 kilometre gitmemiz gerekirdi mesafe olarak. Bu değişimi yakalayabilmek için. Ama biz de Adana ile Kayseri arasında 200 kilometre gittiğimizde de yakalayabiliyoruz bu farklılığı ve zenginliği. Ve bunun haricinde bir başka coğrafyada yakalayamayacağımız noktamız bizim kültürel devamlılık ve çeşitlilik. 12 bin yıl öncesinde başlayan Harran Ovası çevresindeki yaşantı, daha sonrasında Kapadokya bölgesine geliyor 10 bin yıl öncesinde, 9 binde Çatalhöyük'e ve bölgesine, 5 binde tekrar Kayseri'ye, 5 binden sonra Afyon'da ve bugüne kadar gelen kesintisiz bir hayatta kalma mücadelesi ve burada ürettiğimiz mutfak kültürü ve bunun araç gereçleri, bilgisi, kaydı. Çok zengin bir coğrafyada yaşıyoruz ve bu zengin coğrafyanın da fotoğrafını çekmek sadece bu kadar dağları var, sadece bu kadar bitkisi var demekle yetmiyor. İnsanla ilişkisini kurabilmemiz için aynı Ömür Bey'in yaptığı gibi mutfak kültürünü bir araç olarak baktığımızda metodik anlamda bizim esasında bu zenginliği dile getirebileceğimiz bir konuşma dili elde etmiş olduk. Yani Ömür Bey'in esasında bana kalırsa hani akademik perspektiften baktığımızda ortaya koymuş olduğu tamamen bir proxy, yani bir kayıt. Ve bu kayıt kökenlerini yaklaşık 12 bin yıldan alıyor. Hatta Antalya'da olduğu gibi bazen 40 bine kadar gidebiliyor. 40 bin yıl öncesinden günümüze gelen bir veri kaydı olarak bakıyoruz biz artık. Yani bir fotoğrafa baktığımızda, Ömür Bey'in herhangi bir fotoğrafını aldığımızda, işte Susam, Susam'ın tarihi biz biliyoruz ki Anadolu coğrafyasında Antalya'da Susam Osmanlı arazisinin 500 yıl boyunca %80'ini kaplamıştı. Çünkü Osmanlı'daki susam yetiştiriciliğini kayıt altına alan bir vergi sistemi var. Bu vergi sistemi Antalya'da bunun dışında bir şeyin yetiştirilmemesi gerektiğini emrediyor ve yetişiyor. Ama susamın kendi içerisindeki evrimine baktığımızda Afrika ve Hindistan kökenli iki orijin olduğu varsayılıyor. Ve 5000 yıl öncesinde bu ticaretle buraya geliyor. Ve 5000 yıldan beri biz susamı, susam yağını bu coğrafyada kullanıyoruz. Tek yıllık bir bitki, adapte olmuş bir bitki ve bugün sofralarımızı süslüyor. Zaman geliyor pekmezle kombinleniyor, zaman geliyor kuru fasulye kombinleniyor, zaman geliyor şimdi Kapadokya'da bir içecekle kombinleniyor yeni olarak. Ama biz Anadolu coğrafyalarında esasında mutfak kültürünün son haline değil, bunun arka planına baktığımızda, yemeğin tarihsel arka planına baktığımızda gastronomi bilimi perspektifinde bir insanın bir coğrafyada değişen koşullarda nasıl adapte olabileceğini, nasıl hayatta kalabileceğinin 12 bin yıllık tarihsel iz düşümü. Bu yüzden bizi çok heyecanlandırıyor. Bu yüzden bizim mutlaka esasında insanla çevre nasıl yan yana gelebilir
Anadolu özelinden okumamız gerekiyor ve bunun çok yani belki Emir Bey şimdi burada daha da açacaktır bize. Biz çok küçük bir örneklemini ortaya çıkarmaya çalıştık. Ama sadece 100 bin fotoğrafı Anadolu'dan çekebiliyorsak bu Avrupa'da belki bu kadar değil. Yani Avrupa'da şimdi belki dünya mutfağıyla da kıyaslamamız mümkün bu verilerimizi. Bu çeşitliliği göremiyoruz. Belki evet yıldızlı restoran sayısı az, o popüler bir tartışma konusu. Ama biz başka bir pencereden bakıyoruz mutfak kültürüne. Bizim var olabilme ve bu varlığımızı sürdürebilme ekseninde baktığımızda bizim için inanılmaz bir arşiv mutfak kültürü deyip son olarak yine Ömür Bey'e ben sözü bırakayım. Belki böyle noktalayabiliriz. Tam dediğinizde şöyle katılıyorum hocam, bence de yani yemeği sadece beğenilen ve çok beğenilen ya da çok yıldızlanan bir arzunun dışına koyuyoruz. Yani yemek büyük bir kültür bizim için, bu topraklarda bu bilginin sahibiyiz. Ben tabii bütün bu çalışmaları yaparken aslında son 3 yıla kadar bu kadar farkında değildim. Yani size çok teşekkür etmek istiyorum. Bir kere müthiş bir çalışma yöntemi öğrettiniz ve farkına varma biçimi sağladınız. Yani ben size kadar size mesela bir fotoğraf gösteriyorum. Aa çok ilginç. Bak bu fotoğraftaki tabağın kenarındaki detayı gördün mü? Bu şuradan geliyor. Sonra yaptığım bütün işte son 3 yıldır daha farklı bir şeyle kazandığım için bugün böyle konuşabiliyorum. O yüzden hani sizin bende bu konuda emeğiniz çok. Yani ben 25 yıldır aslında yemek tarihi çalışıyordum ama çok eksik çalışıyormuşum. Yani coğrafyayı hayatınıza almadığınız müddetçe yaşama anlama kılavuzunuz çok büyük bir eksiklik gösteriyor. Sadece yemek için söylemiyorum bunu. Yani sizle bazen konuşuyoruz. Mesela diyorsunuz ki işte Türkiye'nin yüz ölçümünün %1'inde bu. Mesela bugün hepimiz Türkiye'nin belli yerlerindeyiz ve belli bir hayat yaşıyoruz. Herkes sabah işe gitti, geldi, akşam eve gidecek, çarşıya çıkacak, bayram tatiline gidecek. Biz Türkiye yüz ölçümünün %1'inde yaşıyoruz. Yani hayatlarımızın %99'u Türkiye yüz ölçümünün %1'inde geçiyor. Yani sizden aldığım birçok veri aslında çok doğru kullanmaya çalışarak anlamaya çalıştığımda coğrafyanın insan hayatında çok önemli bir yer edinmesi gerektiği, işte Anadolu'daki kadınların 150 bitkiyi tanıması, şu an bu oran 0.2. Yani 5 kadın ya da erkek için söylemedim bunu. 5 kişiyi bir araya getirirsen maydanozu tanıyabiliyor doğada ya da mantarı tanıyabiliyor. Ama bu 1950'ye kadar 150 idi bu bitki. Yani müthiş bir veri kaybı. O yüzden hani sizle beraber bu coğrafyaya olan ya da coğrafyanın Türkiye'deki yanlış işlenişine olan bir bakış açısı değişti. Yani ben çok acayip bir verim alıyorum sizle olan bütün bu derslerimde. O yüzden çok teşekkür ediyorum herkesin önünde size. Sizin sayeniz bütün bunların hepsi. Bir değerli teşekkür de Ankom'a ediyorum. Çünkü bizim bu anlattığımızı anlamak, yani anlaşılmak dünyanın en önemli şeyi ya. Yani şimdi ben çıktım hocam, biz birbirimizi sürekli bir yere gelip ders çalışıyoruz, konuşuyoruz. Ama hani kendimizi çok mutlu ediyoruz. Ama Ankom bizi anladığı için şu an sizinle beraber konuşuyoruz. Ankom bizi anladığı için ileride beraber projeler yapacağız. Yani bu anlaşılmak da en az konuya emek vermek kadar gayretli. O yüzden Ankom'un da bizi anlamasına, desteklemesine bunu da çok içten bir teşekkür ediyorum onlara da. Biz kendi artık bir aile olarak devam edeceğiz yolumuza Ankom'la beraber. O yüzden de çok mutluyuz. Çünkü çalışmalarımızın ne kadar fazla insana ulaştırabilirsek o kadar keyif alıyoruz hocayla. Umarım herkes için böyle hoş bir toplantı olmuştur. Bizim için çok keyifliydi sizle bir arada olmak. Son olarak ben o zaman teşekkür edip sözü Nurhan Hocam'a devredeyim. Çetin Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Ömür Bey çok sağ olun. Şimdi yani bizi de çok şaşırttınız Ömür Bey, Çetin Hocam. Yani biz de belki bir yemek serüveninin hani böylesine anlam yüklü olduğu, böylesine aslında tarihsel bir aktarım olduğu, hani coğrafya kaderinizdir, kaderindir böyle bir tartışma var. Coğrafya gerçekten her şeyi de belirleyici gibi oluyor. Ama bu belirleyicilik aktarmayla gerçekleşiyor tabii ki. Ben katılımcılarımıza eğer yazılı ya da sözlü soruları varsa bir soruyum. Böyle güzel bir sohbetin arkasından. Zamanımız az ama hani böyle az bir soruyla diyelim varsa eğer. Çetin Hocama ve Ömür Bey'e iletmek istediğiniz ya da açılmasını istediğiniz bir kısım varsa buyurun. Herhangi bir sorunuz, katkınız var mı acaba? Değerli katılımcılar.
Yok gibi. Ben peki iklim krizinde en çok bu doğa ve yapılabilirlik, yani belirttiğiniz yemek kültürü içerisinde ulaşılabilir, Çorum'u söylediniz örnek olarak, hani az kıt kaynaklarla ne kadar çok şey yapabiliyor. Tarihsel aktarım da var tabii ki Hititlerden verdiğiniz örnekle. Peki bu iklim krizleri etkilemeyecek mi yetişen veya işte aktarılan meyve sebze tarım ürünleri ya da teknikler olarak? Bir de şimdi bunların kaydedilmesi çok kıymetli. Şimdi Ömür Hocam dedi ya, ben ders verirken çocuklara söylüyordum. Evdeki maddeleri getirin derken aslında siz kültürü de çağırıyordunuz oraya tabii ki aktarımına. Peki bu kültür aktarımını sağlamak için tabii ki bu bahsetmiş olduğunuz proje çok kıymetli. Bunun için üniversitelerin gastronomi bölümleri ya da sizler gibi profesyoneller nasıl bir yöntem belirleyebilerek bu aktarımı sağlayabilirler? Benim sorum böyle bir şey olsun. Buyurun lütfen. Yani aslında bu aktarım için biz tabii yemekleri sürekli yapıp yiyelim modunda olduğumuz için ya da çocuklar sürekli restoranlarda buna çalışıyorlar ama yani bir kere yazmak gerekiyor. Yani biz kendi kendimize bugün bu kadar Anadolu konusunda dolu dolu konuştuk ama literatürü merak ediyor dünyadakiler. Literatür olmayınca da, yazı olmayınca da, haritalar olmayınca da yaptığınız işin bir anlamı kalmıyor. O sebeple çok fazla kaydetmek gerekiyor. Şimdi işte benim seyahatnamenin 4. ve 5. cildi bu sene gelecek. Ama hocayla beraber yaptığımız inşallah bir vakıf durumuna geliyoruz. Ömür Akkor Vakfı diye bir vakıf açıyoruz. Bu vakıfta da yayınlarımız hocayla beraber bütün bu Türkiye haritalarını bir yandan da yemek haritaları, işte kırmızı biber haritaları, tereyağını en çok kullanan iller haritaları, zeytinyağını yemekleri en çok kimler yiyor haritaları. Yani bütün bu background'ı üstüne koyan böyle harita kitapları, yemek kültürü kitapları, tarihi dönüştürüldüğü kitaplar. Yani bütün bu kültürümüzü yemek üzerinden ve yemek kültürü üzerinden okuyup coğrafyaya ekleyip işte birçok yayını yapmak üzere üzerinde bir vakıf olarak bir yere geleceğiz ama bunu tek kişinin yapabileceği bir şey değil. Herkesin katkı sağlaması ve koruması gerekiyor. Çünkü bütün bu işte Covid'de de gördük ki işte ne kadar annemizin dedemizin şeyi yediği gibi işte ne kadar ilik yersek, ne kadar sarımsaklı tavuk sulu çorbalar içersek, ne kadar gerçek gıda yersek o kadar sağlıklı kalıyoruz. Yani dünyanın yeni yaşayacağı her krizde karşımıza eski öğretilerin şeyi gelecek. Çünkü eskiden bir kültürel devamlılık da atıyorum elinize bir ilaç ya da bir ağacın iyi geldiğini ya da bir kremin ya da bir bitkinin iyi geldiğini anlamak 5.000 yıl sürüyordu. Yani bütün bu devamlılığı sağlamamız gerekiyor. O yüzden de tek kişiyle değil toplumsal bir çaba, toplumsal bir anlamayla olması gerektiğini düşünüyorum. Ömür Bey, bir soru gelmiş Hülya Hanım'dan. TÜYAP Avrupa Birliği projesi Osmanlı mutfağı eğitiminize katmış olduğunuz değer sonrası tekrar görmek. Sizinle bir projede karşılaşmışlar Hülya Hanımlar. Yol kesişmiş daha doğrusu. Tamam da Ankom'la beraber yaptık değil mi Evet. Fulya Hanım'la projeyi? Zaten siz özellikle belirttiniz bu Ankon ayağının ne kadar sizin için önemli olduğunu. Ben Değil as mi? buyurun lütfen. Orada da şey yapmıştık. Geleneksel yemeklerin otel menülerine girmesi üzerine Antalya bölgesindeki aşağı yukarı 500 şef, 180 otel bilmiyorum çok yüksek bir rakamda 2 hafta Antalya'da kalıp işte çok iyi şefleri bir yere getirdi Fulya Hanım sağ olsun işte Ali vardı, diğer Ali Ronay vardı. Hepimiz kendi branşımızda böyle sabah 9'dan akşam saat 6'lara kadar acayip dersler verdik ve çok başarılıydı bence. İnsanlar ilk kez bizim mutfağa ait yemeklerin otel menüsüne girebileceği konusunda bir fikre sahip oldular ki aşağı yukarı 7-8 sene oldu yani. Şimdi en azından görüyoruz şeyleri yani. O yüzden de etkili bir işti. Şimdi devamlı geleceğini müjdelemiş olduk şeye, size. Tabii Ömür Bey, buyurun Damla Hanım. Tam bunu ekleyecektim. Ömür Bey, sizin orada yapmış olduğunuz katkılarınızla, ne diyoruz ya, sizin sunumunuzun başından beri bir şeyin altını çiziyorsunuz Çetin Bey'le. Her şeyin bir yandan da kayda alınması ve bunun önemi, geriye kalması, sürdürülebilir kılınması. Bizim o dönemki projenizin de, sizin bütün katkılarınızın, eğitimlerinizin de sonradan filmlerin çok uzun süreler boyunca, şu an son durumu kontrol etmedim ama bakanlığımızın web sitesindeydi. Dolayısıyla ona katılamayan insanlar da bundan hep faydalandılar. Dolayısıyla bilgiyi aslında sonraki zamanlara da aktarmaya devam etti bu platform sağlamış olduğu proje. O yüzden de bir kere daha bu kaydın önemini aslında bir kez daha çizmek istiyorum. Çok sağ olun. Sözlü ve yazılı tarih aktarımı çok kıymetli. Tabii belki bu vakıf ve sizin çalışmalarınızla
çok coğrafi işaretli, çok ürün değil mi? Türkiye'yi temsil edecek, daha çok böyle kayıt altına alınacak. O anlamda da Türkiye açısından çok kıymetli bir çalışma bütünü olacak. Başka soru yok galiba. Ben şeyi de kontrol ediyorum, süremizde bitmek üzere ama Ömür Bey, ben Erzincanlıyım. Erzincan'da da bu belirttiğiniz Kayseri'deki benzer et şeyleri vardır ama kültürün aktarımına çok inanıyorum. Yani benim iki kuşak öncemden dut pestilinden yapılan Cezerye'ye benzeyen bir tatlı vardır örnek olarak. Duttan yapılan bir tatlı vardır böyle hiçbir şey katılmadan. Eğer onu aktaran yoksa ve görmemişseniz çok zor bir şey. Ancak sizin profesyonelliğinizle onlar taşınabilir. Lök değil mi o? Efendim? Dut pestili gibi. Dut pestili, dut pestili tereyağında kavruluyor. Ha, üstüne tamam. Yumurta kırılarak yapılan bir tatlı. Evet. Erzincan'da çok bilinen bir şey. Eğin'de özellikle. Ben de bunu işte babaannelerden aldığım bilgiyle yapmaya çalışıyorum. Onu da bir belirtmek istedim programda. Süper. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Asıl sizlerin emeklerine sağlık. Ben Ankon adına kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli. Bize böyle yani gerçekten yemek yemek değil sadece. Yani bir coğrafya bilgisi, tarih bilgisi, etnografya bilgisi, antropoloji çok önemli. Çetin Hocam'la kıymetli bir yolculuğa başlamışsınız. Ankon'da bu proje içinde bence var olmakla sürdürülebilirliğine büyük bir katkı verecektir. Var olun, sağ olun diyorum. Biz yine bir araya geleceğiz gibi yalnız. Bu serüven uzun bir serüven. Biz her artık yapacağımız yeni etaplarda sizle bilgi paylaşımına açık olacağız. Bizim de çok hoşumuza gidiyor. Etap etap sizi bilgilendireceğiz gibi görünüyor. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Müge Türkmen Hanım bir soru soracak galiba. Buyurun Müge Hanım. Merhabalar herkese. Ben de Hataylı olarak bir soru sormak istiyorum izninizle. Ömür Bey, Türkiye'de en çok nerenin mutfağına ilgi duyuyorsunuz? Şöyle, benim böyle sevdiğim ve ilgi duyduğum şeyler o an karnımın acıkmasıyla alakalı ya. Bazen mesela Hatay için de Hatay'ın bir şekilde dönerine hayranım. Yani hele son bir aydır Hatay döneri sayıklıyorum. Şimdi yakın bir zamanda Hatay'a gidip döneri yiyip geleceğiz yani. Ama Hatay tabii şey, çok kuvvetli. Özellikle ev yemekleri de çok yüksek Hatay'ın yani kesinlikle. Ben her şeyini bayağı seviyorum. Yani Arsuz tarafına gittiğiniz zaman balıkçıların o ekşilerini, acılarını bir arada yapmalarını da seviyorum yani. Aynen hepsini. O yüzden hani şey, her bölgeyi ya işte canım ne istese bu son bir aydır hakikaten tesadüf oldu yani. Hatay döneri diye acayip bir şeyim var. O yüzden de bir Hatay'a gideceğim gerçekten. Bunun gibi neye karnım acıkıyorsa ya da neye aklımdan geçiyorsa onu daha çok acıkıyorum yani. Anladım. Şimdiden afiyet olsun öyleyse. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ömür Bey, peki bir şey sorayım. Bu son dönemlerde popüler kültürün de getirdiği bir şeyle çok böyle mutfak yarışmaları, yemek programları ama bakıyorsunuz hani çok da böyle sizin belirttiğiniz o kültürle değil ama tabii ki bir katkı vardır. Bu anlamda bu programların belirtmiş olduğunuz haritalama, yemek kültürünün aktarımı anlamında katkısı, etkileri nelerdir diye bir soru sorsam size. Öyle. Tabii gençler onun o kadar popülist olmasından dolayı bu kadar alakalı gösteriyor. Yani onu belgesele çevirdiğiniz anda aynı ilgiyi kaybedecek. Ben zaman zaman gidiyorum yani özellikle bu MasterChef'e her sene iki kez konuk oluyorum ben. Birinde ders anlatıyorum, birinde final ders anlatıyorum. Yani bence o çok kafi miktarda oluyor. Çünkü şey, gençlerin ilgisini yakalamak ve bunu devam ettirebilmek. Ben oraya her gün çıksam benim de bir kıymetim kalmıyor. Konuştuğum konunun da bir kıymeti kalmıyor. Ama senede iki defa programı da düzenli olarak bana işte en son şey sorular işte bu padişahların en sevdiği yemekler neler? Onları çalışacağız. Ben bütün yazdığım dokümanları gönderiyorum. Tabii gene de oraya bir show business olarak bakmak gerekiyor. O dünyanın içinde en fazla işte sezonda iki ya da üç kere yer alabilirsiniz. Ama onu bir eğitim programına çevirseniz de reytingleri baş aşağı gider. Zor. Hani kolay bir konu değil ama bir şekilde de onlar için hayat devam ediyor. Orada arkadaşlarım ama mümkün mertebe böyle onlar da özellikle dışarıda yaptığımız işler onu çok rahat söyleyeyim. Yani biz Mehmet'le ya da Somer'le bazen şeylere beraber gidiyoruz söyleşilere. Orada bütün bu konunun önemini işte Ömür diyor çok iyi çalışıyor. Biz Ömür'ü bir sözlük gibi kullanıyoruz. Aman onu takip edin. Kitaplarını buradan indirin. Kendisi de Bolu ve Seris üzerine çok çalışıyor. Yani şöyle televizyonda şeyin müsaade ettiği kadar, kanalların müsaade ettiği kadar ama özel hayatta üstüne koymaya devam ediyoruz hep beraber.
Tekrar çok teşekkür ediyorum. Şimdi ANKO'nun tabii toplantılarının kapanışının çok geleneksel bir selamlamamız var. Hepimiz birbirimize eğer mümkünse kamerasını açabilecek olan dostlarımızdan kameralarını açarak, selamlayarak esenlik ve sağlık dileklerimizi hoşça kalın diyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Üzere.